paylaşımcılığın işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığında hedef kitlemiz yakinen bilmektedir. Hiçbir zaman inatçı davranmadık. Kapımız hep açık oldu. Elbette ki biz de beşeriz, yanlış yaptıklarımız olabilir. Ama uygulayıcılar, hayatın içinde olanlar, uygulamayı da yüzetmek suretiyle sorunları bakanlığa taşıdıklarında hiç zaman kaybetmeden çarçabuk bir biçimde o sorunların çözümü için hem mekanizmaları devreye koyduk ve hem de onları gündemimizde mutlaka canlı tuttuk, çözmeye çalıştık. Ve eminim ki başlattığımız hizmetler, devam etmekte olan projeler, önemli projelerimiz var. Mersis bunlardan bir tanesidir. Perbis bunlardan bir tanesidir. Tek pencere, tek durak bunlardan bir tanesidir. Çünkü bu bakanlığın çalışmalarını ticaretin en kolay yapıldığı ülke haline Türkiye'ye getirmek. Bu yetmez. Aynı zamanda ticaretin en güvenli yapılan bir ülke haline Türkiye'ye getirmek. 7 yıl süreyle bakanlıkta görev yapmış. Yani Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanlığı ve 2011 yılından bu yana da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Geriye dönüp baktığımda personelimizi yerleştirirken, onları belli statüler verirken elbette ki gözümüzden kaçmış olan da olabilir. Çok kabiliyetli, yetenekli olduğu halde kenarda köşede kalmış olanlar olabilir. Fark edemediklerimiz olabilir. Ama hep objektif kriterleri dikkate aldık. Performansı gözettik. Milletin hukukunu gözettik. Elbette ki insanların hak ve hukukunu gözettik. Böyle yaptık. Böyle davrandık. Çünkü inanıyoruz ki en kutsal varlık insandır. En üstün güç hukuk ve adalettir. Bunlara da şaşmadık. Bu ölçüleri gördük. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum.